geldiniz. Açılsın şöyle bir. Ben tabii ki bunu takip edecek. Ama arkasından sivil toplum kuruluşları, oda temsilcilerimiz de ekonomi heyetimiz söyleşiye geçtiğinde değerli basınımızın şimdiden ellerine sağlık diyeceğiz. O bölümü basına kapalı tutacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ederken evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yardımcılarım, milletvekillerim denerek başlar ama ben Kahramanmaraş milletvekili olarak Kahramanmaraş'ta önce çok değerli hemşerilerim demek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gurur verdiniz bize. Bugün partimizin çok değerli ekonomi kurmayları aramızdalar. Kahramanmaraş'ta onları, Edeler diyarında, Kahraman kentimizde onları misafir etmekten dolayı büyük onur duyuyoruz. Onlara da hoş geldin diyorum. Değerli arkadaşlar, ben lafı çok fazla uzatmayacağım. Çünkü asıl lafın sahibi, sözün sahibi Sayın Faik Öztürk Başkanımız. Çok değerli sözcümüz. Kendisi bir sunum yapacak. Ardından da soru cevap bölümü eğer olursa ona eşlik edeceğiz hep beraber. Sizden ricam şu, gittiğimiz her yerde biz anlatıyoruz. Ekonomiyi, sorunları ve çözümleri anlatıyoruz. Ama vatandaşlarımız diyorlar ki peki kardeşim CHP geldi ne yapacak? Nasıl çözecek? Bir anlatın diyorlar. Bunu odalar olsun, ticaret odası olsun, STK'lar olsun, diğer odalar olsun, her yerde karşımıza çıkıyor. İşte ne yapacak sorusunun cevabını Faik Öztürk verecek. Birazdan burada bunları anlatacak. Sizden ricam şu, lütfen medyada çıktıktan sonra bize her türlü eleştiri getirebilirsiniz. Yanlışımız varsa ki vardır, insanoğlunun yanlışı olmazsa olmaz, hatası kul olmaz. Yanlışımız neyse lütfen bize söyleyin. Eksiğimiz neyse lütfen bize söyleyin. Nasıl görmek istiyorsanız lütfen burada çok değerli arkadaşlarımıza anlatıverin, söyleyiverin. Yani atış serbestliğim. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz de, istediğiniz gibi soruları yönetebilirsiniz de. Biz inşallah önümüzdeki süreçte bu güzel ülkemizi yönetmeye talibiz ve yöneteceğiz. Bu konuda bizim hiçbir şüphemiz yok. Hep birlikte, ittifak ortaklarımızla birlikte devleti de yöneteceğiz. Ülkemizi de yöneteceğiz. Birazdan Faik Başkanım size ekonomiye ilişkin bizim planlamamızı, tespitlerimizi aktaracak. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki Kahramanmaraşlıyım. Ben yerel seçimlerde bir sloganım vardı. Seni seviyorum Kahramanmaraş diye. Onu bir daha söylemek istiyorum. Seni seviyorum Kahramanmaraş. Ve bütün Maraşlı hemşerilerimi seviyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Her biri hemşerimin ayağının altındaki turab olurum diyorum ve saygılar sunuyorum. Şu sunumu yapmak istiyorum. Bu sunumda bugün ülkenin içine düştüğü ekonomik buhrana nasıl düştük? Bundan nasıl çıkarız? Bunları bu konudaki görüşlerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Lan nereye tutacağız onu? Abla. Pek bir şey olmuyor. Bunlar olur mu? Oluyor, peki. Ben bunu bırakıyorum o zaman. Türkiye gerçekten 2013 yılından bu yana sürekli patinaj yapıyor. Hatta 10 yıldır, 2011 yılından bu yana. Şuraya koydum kabaca. Bizim 2011 yılında gayri safi yurt içi hasılamız 830 milyar dolardı. 2011'de. 2021 yılına geldik. Bizim gayri safi yurt içi hasılamız 803 milyar dolara düştü. Yani 10 yılda artmak bir yana geriledi.
2013'ten bu yana baktığımız zaman ki 2013 bizim için önemli bir tarih. Çünkü mevcut sistemin değişmeye başladığı ve Cumhurbaşkanı'nın ilk defa 2014 yılında Cumhurbaşkanlarının seçim propagandasına başladığı dönem. Peki 2013'ten sonra Türkiye'de neler oldu diye baktığımız zaman gayri safi yurt içi hasılamız 2013 yılında 958 milyar dolara kadar çıkmıştı. 2021 yılında 802 milyar dolara düştük. Yani 155 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılamız düştü. Kişi başına gelirimiz 3043 dolar düştü. Ortalama dolar kuru, Türk lirasının değeri hızla azaldı. Ortalama değer dolar kuru 1 lira 90 kuruştan 8 lira 98 kuruşa yani 7 lira birden arttı. Enflasyon %7,4 2013 yılında tek haneliydi. 2021'in sonunda bugünkü rakamları söylemiyorum. Bugün 50'lerin üstündeyiz artık. 36,1 oldu. Ve işsizlik %9'du 2013 yılında. Buraya kadar indirilmişti. 2021 yılında %12 oldu. Yine hep beraber hatırlayacaksınız. 2011 yılında seçimlerden önce hükümet 2023 hedeflerini açıklamıştı. Daha sonra da bu 2023 hedefleri 10. Kalkınma Planı'na devletin resmi hedefleri olarak girdi. Şimdi o hedeflerde neredeyiz? Kısaca bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Milli gelire 2 trilyon dolar demiştik. 925 milyar dolar ancak orada kalacağı anlaşılıyor. Yani yarı yarıya da yarısından daha düşük. Kişi başına gelir aynı şekilde. İhracat, bu yılın ihracatıyla övünüyoruz. 500 milyar dolar da hedefimiz gelecek yılın hedefi. Bu yılda bizim ihracatımız 400 milyar dolardan aşağı olmamalıydı. Önceki yılda muhtemelen 370-380 milyar dolarlarda olmalıydı. Şimdi 242 milyar dolar ancak 2023 yılında olacak. İşsizlik %5'ti. İşsizlik orta vadeli programda hükümet diyor ki 2023 yılında ben ancak %11,4'e düşürebileceğim diyor. Ya da çıkacak diyor. Dolayısıyla nereye baksak hedeflerin hiçbiri tutmadı. Peki niye tutmadı diye baktığımız zaman aslında bu dönemde biz üç büyük krizi bir arada yaşadık. Önce büyüme modeli tıkandı ve ekonomi krize girdi. Sıcak parayla ekonomiyi şişirme, dışarıdan sıcak parayı getirerek ekonomiyi toparlama dönemi aslında güçlü ekonomiye geçiş programının ardından bitmişti. Geçiş demiştik zaten. Geçişin bitip güçlü ekonomi programı başlaması lazımdı ama biz dışarıdan sıcak para getirerek ekonomiyi şişirmeye devam ettik. Ama ekonomide patinaj yapmaya başladı. Özellikle 2013'ten sonra patinaj belirginleşti. Tek adam rejimi geldi. Devlette yönetim krizine yol açtı. Özellikle 2014 seçimlerinin başında ben alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım cümlesiyle tek kişilik sistemin inşası başladı. Kurallar ve kurumlar yıpratıldı, bitirildi. Onun ardından 2020'de küresel salgın geldi. Küresel salgının gelmesinde uygulanan küresel salgın sürecinde uygulanan ekonomik politikalarla ekonomideki sıkıntılar daha da arttı. Bütün dünya vatandaşlara ve işletmelerine doğrudan bütçesinden destek verirken biz ağırlıklı olarak bizdeki hükümet kredi verdi. Biz kredi vermekte dünya dördüncüsü olduk. Destek vermek, dünya demeyeyim de bize benzeyen ekonomiler, G20 ekonomileri arasında dördüncü olduk. Destekte ise, doğrudan bütçeden destekte ise sonuncu olduk. 2018'in başında faiz sebep enflasyon sonuç denmeye başlandı. Londra'da ilk defa uluslararası bankacılara Cumhurbaşkanı bunu söyledi, ortalık karıştı. Hemen ricat edildi o zaman. Ama o zamandan bu zamana ekonomi bir türlü dikiş tutmadı.
bir istikrar izlenimi vermek için başta bu laftan sonra Merkez Bankası döviz kasası boşaltıldı. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından buharlaştı. 3 Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı gördük, 5 tane de TÜİK Başkanı gördük. Evet, politikacı faizi sonunda bu laf bir daha tekrarlandı. Bu geçtiğimiz yıl politikacı faizin düşürülmesine imkan sağlandı. Ama piyasa faizi, döviz kuru ve ülkenin risk primleri yükseldi. Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı rekorlar kırdı. Kötü yönetilen Türkiye'nin riski arttı. Benzer ülkenin risk primleriyle karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin risk primindeki artış Rusya'dan sonra en yüksek. Rusya'da da savaş var biliyorsunuz. Rusya savaşıyor yani. Savaş var demeyeyim de Rusya savaşın içinde. Yine benzer ülkelerin kurlarına baktığınız zaman bu rejim iş başına geldiğinden bu yana Türk parası en fazla değer kaybeden para oldu. Bize benzeyen ekonomiler arasında. Faiz artışlarına baktığımız zaman da yine Rusya'dan sonra en fazla faiz artan ülke tahvil faizleri yani devletin borçlanma faizleri en fazla artan ülke yine biz olduk. Rusya'da son dönemde bu artışlar görüldü. Sebebi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Bugün önümüzdeki riskler neler diye baktığımız zaman bir kere kötü yönetim. İki yüksek enflasyon. Dolarizasyon. Ekonomide çok ciddi bir dolarizasyon var. Kur korumalı mevduat dolarizasyonun bir parçası. Dedolarizasyon sağlamak için yaptık diyorlar ama dolara endeksliyorlar. Dolayısıyla dolarizasyon. Kamu özel işbirliği projeleri. Dolar ve avro ile verilen garantiler nedeniyle dolarizasyonu arttırıyor. Kamu borcunun 1/3 iç borç artı dış borç topluyorum. 1/3 döviz endeksliyor vaziyette ya da döviz cinsinden. Bu da dolarizasyonu arttırıyor. Ve sonuçta Türkiye'de olabilecek bir devalüasyon bütün dengeleri bozma tehlikesini yaratıyor. Kamu açıkları artıyor, dış açık artıyor, bunlar da risk. Yüksek borç ve gevşek mali denetleyici yani finansal denetleyici çerçeve, bankaları denetleme çerçevesi, bu da ayrı bir risk. Yoksulluk sosyal patlama riskini yaratıyor. Bu arada dünyadan da bizi etkileyen, yani bizde risk yaratan gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası başta olmak üzere dünyanın büyük merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya geçmesi. Jeostratejik risklerimiz var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi veya Suriye'de yaşananlar gibi. Bir de iklim değiştikçe Türkiye'de bu doğal felaketlerin sıklığı arttı. Mesela geçen yıl orman yangınlarını yaşadık, sel felaketlerini yaşadık. Bunun daha da artacağı söyleniyor. O nedenle buralarda da bunlar da risk yaratıyor. Buralarda da tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi yüksek enflasyon dendiği zaman yeni bir hikaye anlatılıyor ülkeyi yönetenler tarafından, hükümet tarafından. Evet, dünyada da enflasyon var. Tam buraya bizim de üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üyesi ülkelerdeki enflasyon rakamlarını koydum grafiklere. Size göre sola baktığınız zaman aşağıda olan grafik toplam enflasyonu gösteriyor. Şampiyonuz. Hem de açık ara şampiyonuz. Yukarıdaki grafik gıda enflasyonunu gösteriyor. OECD ülkeleri içinde. Orada da şampiyonuz. OECD ülkelerinde enerji enflasyonu gösteren alttaki grafiklerde de yine şampiyonuz. Bütün bunların bize söylediği bir şey var. Biz kötü yönetiliyoruz. Diğerlerine göre daha kötü yönetiliyoruz. Burada sizler de rapor hazırlamışsınız. Özellikle Kahramanmaraş'ın bu Rusya-Ukrayna savaşından nasıl etkileneceğine dair ona da bakma imkanı buldum. Ama bütün dünyada hazırlanan raporlar var. O raporların hepsinde Türkiye bu Rusya-Ukrayna savaşında en çok etkilenecek ülkelerin başında geliyor. Yani enerji ithalatında %20 azalma olması halinde milli geliri en fazla daralacak ülke, üçüncü ülke Türkiye.
Bunu OECD söylüyor. Bir de Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışma var. Orada da bu enerji fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bunun ödemeler dengesine etkilerine bakılmış. Burada en fazla etkilenecek olan, her birinde en fazla etkilenecek olan ülke maalesef Türkiye. Bu bizim özellikle enerjide dışa bağımlılığımızı açık seçik ortaya koyuyor. O sizin çok önemli üstünlükleri var. Biz 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık pazara erişebiliyoruz. Bizim gibi böyle dünyanın gelişmiş zengin pazarlarına bu kadar kolay ulaşabilen başka ülke yok. Bizim bir de demografik fırsat penceremiz var. Hala açık, yani genç nüfusumuz, bakılan nüfusu oranı hızla artmaya devam ediyor. Bu da bizim önemli bir avantajımız. Genç, bunu her üretime seferber edebilsek bu genç nüfusu, hem emeklilik sisteminde artıya geçebiliriz, hem de üretimde daha fazla yukarı doğru gidebiliriz. Eğer dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyup elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar diyoruz biz. Nedir bu avantajlar diye baktığınızda ben aynı zamanda NATO'da işte NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Kuzey Atlantik Ekonomik ve Güvenlik İlişkileri Komisyonu raportörüyüm. Son yazdığım raporda ortaya koyduğum hususlardan bir tanesi de şu. Bu azalan, daha doğrusu darmadağınık olan küresel arz zincirlerinden sonra Türkiye'nin arz zincirlerinin kısalması ve aynı değerlere sahip ülkelerin daha fazla birbirleriyle ticaret yapacak olmaları, yani demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere sahip çıkan o blokun kendi içindeki ticaretin daha fazla gelişmesi bekleniyor. Böyle baktığınız zaman Türkiye ve Balkanlar çok büyük bir avantaj bölgesi olarak ortaya çıkıyor. Ama bunu değerlendirebilmemiz için demokrasimizi güçlendirmemiz lazım. Hukuk devletini güçlendirmemiz lazım. Ekonomi politikalarımızı sağlam temellere oturtmamız lazım. Rekabet gücümüzü arttırmamız lazım. Yatırımı kolaylaştırmamız lazım. Bunları yaparsak eğer hızla Avrupa Birliği'nin refah seviyelerine yakınsayacağız. Çünkü Türkiye'nin bu potansiyeli var. Türkiye, Avrupa Birliği'nin ve bölgenin yetmez bölgedeki Amerikan şirketlerinin en önemli, en büyük tedarik üssü olabilir. Bunu siz yaşadınız. Bakın bu son gelişmeler çerçevesinde sadece size gelen, buradaki sanayicilerimize gelen ihracat taleplerine bir bakın. Şu anda muhtemelen bir kısmına yetişemiyorsunuz. Tesislerinizi büyütmek istiyorsunuz ama bir, ucuz kredi ihtiyacı var. İki, güvene ihtiyacı var. İleriye güvenle bakabilmeniz lazım. Bunun devam edeceğinin güvencesi olması lazım. Bunu bir an önce yapmazsak fırsatları kaçırıyoruz. Ve ben açık söyleyeyim, bunları yaptığımız zaman da Türkiye'nin rahatlıkla küresel mutluluk endeksinde bugün çok aşağılardayız. OECD içinde baktığımız zaman hızla yukarıya çıkmamız mümkün. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu 3 yeni ve 4 sütunluk sürdürülebilir kalkınma stratejisiyle yapacağız. Bu stratejiyle istikrar ve güveni sağlayacağız ülkede. Ekonominin risklere karşı dayanıklılığını arttıracağız. Jeopolitik konumumuzun ve genç nüfusumuzun sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Bunun için yeni kurumlara, yeni kurallara, yeni kadrolara ihtiyacımız var.
Yeni kurallar dediğimiz zaman bu tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasi geçmemiz gerektiğini biz düşünüyoruz. Çünkü şu anda artık istişare yok. Tek bir kişinin dediği oldu. İstişarenin olmadığı yerde de Türkiye potansiyelini doğru düzgün kullanamıyor. Kral değil kural olacak. Bunu bana Polatlı'da bir çiftçimiz söylemişti. Zaten bunu söylediğim zaman da bu laf ancak bir çiftçi arkadaştan gelir diyorlar böyle doğru laflar. Gerçekten de ülkemizin artık krala değil kurala ihtiyacı var. Herkes önünü görebilmeli. Yeni kurumlara ihtiyacımız var. Bu rejimin yıprattığı kurumları güçlendirmemiz lazım. Birçok köklü kurumumuz bu rejimde tahrip oldu. Yeni kurumlar da kurmamız lazım. Ve kurumsal kapasitemizi de liyakate dayanarak ayağa kaldırmamız lazım. Bütün bunları yapabilmek için de yeni kadrolara ihtiyacımız var. Metal yorgunu olduğunu söyleyen, güven vermeyen, liyakatsiz kadroları değiştirmeliyiz. Liyakatlı, bilgili, tecrübeli kadrolarla dört sütunlu sürdürülebilir kalkınma stratejimizi hayata geçirmeliyiz. Birinci sütunumuz şu, herkesin adalete erişimini sağlayarak her düzeyde etkili hesap veren ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak demokrasiyi güçlendirerek can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Yani yepyeni güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem bu işin, bu alfabenin ilk harfi ya da gömleğin ilk düğmesi iliklenecek. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Kuvvetler ayrılığını güçlendireceğiz. Yani sizin adınıza meclis yürütmeyi, yargıda her ikisini, yani sizin verdiğiniz yetkiye uygun olarak davranıp davranmadığınızı hepimizi denetleyecek. Yeni bir seçim yasası çıkaracağız. Milletin vekilini millet seçecek. Şimdi bu nedir diyeceksiniz. Bu Türkiye'nin en önemli sıkıntılarından biri. Yani partilerin daha dinamik, siyasetin daha dinamik hale gelmesini sağlamak için bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe kesin hesap komisyonunu kuracağız. Başına da ana muhalefetten birini getireceğiz. Sayıştay'ın denetim alanını genişleteceğiz. Ve Sayıştay'ın çağdaş standartlarda denetim yapmasını sağlayacağız. Kimin adına? Yine sizler adına. Sayıştay denetleyecek, devlette bizlerin ne yaptığını meclise getirecek, meclis inceleyecek, oylayacak, siz de kimin doğru, kimin yanlış yaptığını göreceksiniz. Bir başka önemli konu dış politika meselesi. Biz her yerde, yani yurt patı Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh düsturuna inanan bir partiyiz. Bu çerçevede de diyoruz ki Orta Doğu, buraya da çok yakın olduğu için, yani bu bölge olduğu için söylüyorum. Aslında Orta Doğu'da biz bir barış ve işbirliği teşkilatı kursak, ben hatırlıyorum geçmişte ben devlet planlama teşkilatında çalışırken Dünya Bankası'nın yapmış olduğu bir Levant bölgesindeki bir bölgeyle ilgili bir araştırma vardı. Bütün ülkelerin büyüme hızını yıllık olarak en az her yıl %2 daha fazla gerçekleştirmemiz mümkün. Onun için de ülkenin ve iş dünyasının önünü açacak bir dış politika çerçevesinde Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı mutlaka kuracağız. Ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil, üreterek, verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Ekonomide üretim odaklı, rekabetçi bir yaklaşım. İzleyeceğiz, etkinliği ve verimliliği artırarak zenginleşen Türkiye modeline geçeceğiz. Eğitim politikalarını yeniden şekillendireceğiz. Çağın gereklerine ve ihtiyaçlara göre istişareyle eğitim sisteminin ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmesini sağlayacağız. Kamu ve özel sektör arasında yeni bir diyalog, modern bir diyalog mekanizması kuracağız. İstişare, görüşmeler, talepler kurumsal olacak. Kişisel değil. Bütün dünyada burada buraya doğru gidiyor. Katılımcı, etkili ve stratejik bir planlama anlayışıyla ülkenin altyapısını kalkınmanın önünde dar boğaz oluşturmaması, oluşturmaması amacıyla güçlendireceğiz.
kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yenilikçiliği, dijitalleşmeyi ve yeşil ekonomiyi güçlendireceğiz. Özellikle bu karbon emisyonlarına getirilen limitlere uyma, Avrupa Birliği'nin bu limitlerine uyma konusunda çok hızlı hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde çok ciddi vergilere muhatap olacağız. Ama şunu da bilirim, bunun maliyeti de var. Bu uyumun bir maliyeti var. Ama bu uyumu sağlayacak olan üretimi yapacak olanların da ülke ekonomisine sağlayacakları çok da büyük bir katkı var. Dolayısıyla burada işte artık yararlanan, katlanan sürecinde dengeyi iyi bir şekilde kurmak lazım. Gıda güvenliğini ve iyi beslenmeyi sağlayacak sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz. Bugün ülkenin en önemli sorunlarından biri tarımda gıda güvenliğinin önemli ölçüde riske girmiş olmasıdır. Bu çerçevede bakarsanız zaten bu kitapça bugüne kadar çok sayıda tedbir önermişiz. Bunların bir kısmı kabul edilmiş, bir kısmı kabul edilmemiş. Tabii bunlardan daha iyisini de biz iktidara geldiğimiz zaman yapacağız. Ekonomiyi etkili bir şekilde çalıştıracağız. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Bugün bakın sanayi rahat, sanayi rahat, sanayi rahat deniyordu. İhracat yapan sanayi rahat deniyordu. Bugün enerji fiyatları sanayimizi ciddi şekilde sıkıştırmaya başladı. O nedenle ucuz ve güvenli, güvenilir enerjiyi sağlayabilir hale gelmemiz lazım. Ulusal Vergi Konseyi'ni kuracağız. Bu Fransa'da da var. Bu verginin adil olması, tüm tarafların uzlaşması içinde çıkarılması bakımından önemli. Ve son olarak da stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Bu bizim stratejik planlama teşkilatı ilk 15 gün içinde yapacağımız şeylerden bir tanesi. Türkiye'nin en iyi yetişmiş uzmanlarını stratejik planlama teşkilatı adı altında bir araya getireceğiz. Ve önce neyimiz var, neyimiz yok onu tespit edeceğiz. Yani halının altında ne kadar borç var? Söylenmeyen, konuşulmayan. Halının altında ne kadar alacak var? Kimlere ne garantiler verilmiş? Bunların hepsini tespit ettikten sonra bunun üzerine derli toplu bir plan ve programı oturtmak suretiyle herkesin ufkunu görmesini ve bildiği kurallar çerçevesinde hareket etmesini sağlayacağız. Büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliği hakça paylaşmaya ihtiyacımız var. Yoksulluğa son vereceğiz. Biz bu hedefle yola çıkıyoruz. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Şimdi neden yoksulluğa son vereceğiz? Bu tabii ki bizim önde gelen hedeflerimizden bir tanesi. Bunu sosyal patlamayı önlemek için mutlaka yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Ama bunu artık sadece dünyada bizim gibi sosyal demokrat ya da solda olan partiler söylemiyor. Bugün bunu artık Uluslararası Para Fonu da söylüyor. Dünya Bankası da söylüyor. En sağdaki partiler de söylüyor. Çünkü yoksulluk düzeni tehdit ediyor. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Herkes nitelikli eğitime ulaşabilecek. Yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak. Yani bir iş artık ülkede gereksiz hale gelmişse o işi yapanların başka bir işe kayabilmeleri için gerekli eğitimi hangi yaşta olurlarsa olsun vereceğiz ve onları yeni işlere yerleştireceğiz. Herkes insana yakışır işe ulaşabilecek. Kişisel ve bölgesel eşitsizlikler azaltılacak, cinsiyet eşitliği sağlanacak. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren fırsat eşitliği hızlı ve kesintisiz bir büyüme için şart. Çalışma hayatındaki düzenlemeler uluslararası çalışma örgütü normlarına uyumlu olacak ve son olarak da aile destekleri sigortasını kuracağız. Bakın bu krizde yani pandemi sürecinde aile destekleri sigortasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir gün geldiler sanayicinin sırtına yüklendiler. Vatandaşın sorununu, işsiz kalanın sorununu çözebildiler.
Bir gün döndüler, bütün yükü vatandaşa yüklediler. Bir gün devlete yüklendi. Bu böyle gitmez. Neyin ne olacağı belli olmadan bu süreci götüremiyorsunuz. İspanya mesela bu pandemi sürecinde şeye geçti. Aile destekleri sigortası sistemine geçti. Ona benzer bir sisteme geçti. Dolayısıyla bizim de bunu burada mutlaka kurmamız lazım. Niçin kurmamız lazım? Kurallı ekonominin bir devamı olması için kurmamız lazım. İki, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için kurmamız lazım. En son ihtiyacımız ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma, yani sürdürülebilirlik. Bugün bütün dünyanın peşinde olduğu işte bu. Yani biz bugün bir takım kararlara bakın, hepsi pansuman tedbiridir. Ya da işte şamrel lastiğine yama yapmaktır. O zaman da sürdürülebilir olmuyor. Biz bir noktadan sonra o lastik artık yama tutmuyor. Bu işin en önemli ayaklarından bir tanesi çevresel sürdürülebilirlik. Ekosistem hakkı anayasal bir hak olacak. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyumu sağlayacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik de önemli. Yani bir ülkenin köklü kurumlarını korumanız, daha iyi çalışabilir hale getirmeniz lazım. Dünyada iki tane model var. Çin aldı mevcut kurumlarını, modernize etti. Çok daha hızlı bir kalkınma sürecine girdi. Rusya, Gorbaçov'dan sonra bütün kurumları yıktı. Çok ciddi sıkıntılar çekti. Dolayısıyla kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumları sürekli yenileyerek bunu sağlamak önemli. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini derhal kaldırmamız gerekiyor. Maliye ve para politikaları sürdürülebilir olmalı. Bir, maliye politikası konusunda artık bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına izin vermemeliyiz. Gerekirse burada bir yeni çaba getirebiliriz. Bütçe kuralı dediğimiz bir şey. Çünkü bütçe açıkları kontrolden çıktığı zaman kamunun borçları hızla yükseliyor. Sonunda da ülke bir borç krizine giriyor. Dolayısıyla bütçe açıklarını büyüterek yaptığınız büyüme sürdürülebilir olmuyor. Bu çerçevede biraz önce de söylediğim gibi çapaları mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor. İşlevsiz hale gelen mevcut çapaları yeniden işlevsel hale getirmemiz lazım. Gerekirse de biraz önce yine söylediğim gibi yeni çapaları getirmemiz lazım. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı göstermemiz lazım. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığına saygı göstermezseniz enflasyonla mücadele edemezsiniz. Enflasyonla sopayla mücadele edilmez. Enflasyonla doğru düzgün makroekonomik politikalarla mücadele edilir. Bu çerçevede de Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı önemlidir. İzin verirseniz bu konu üzerinde kısaca bir durmak istiyorum. Hep Merkez Bankası bağımsızlığı dediğimiz zaman diyorlar ki biz milli iradeyiz. Niye Merkez Bankası bizim üzerimizde bağımsız olsun? Bu işin milli iradeyle hiçbir ilgisi yok. Milli irade karar alıyor. Diyor ki Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ona verdiğim yetkiyle elindeki araçları bağımsız olarak kullanabilir. Ama enflasyonu milli irade veriyor. Enflasyon bu kadar olacak, büyüme de şu kadar olacak diye her yıl yapılan programlarla onu belirleyen hükümet. Merkez Bankası sadece hükümetin belirlemiş olduğu hedeflere uyum sağlamak için elindeki araçları kullanıyor. Dolayısıyla bunu mutlaka sağlamamız lazım. Yani üç alanda istikrara odaklanmış politikalara ihtiyacımız var. Çevre, bugün çevrede de çok ciddi sorunlarımız var. Maalesef mevcut hükümetin bu çevre meselesine yaklaşımı iyice rotadan çıkmaya başladı. Maliye politikası ve para politikası. Buralarda istikrar sağlarsak hızlı ve sürdürülebilir büyümeyi de gerçekleştiririz. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz şimdi basın mensuplarımız izin verirse biz sizlerle baş başa sohbete geçelim diyoruz.